hoş geldiniz bu videoda. Sizlerle birlikte IOTX Coin'in teknik analizini yapacağız. Grafik üzerinde inceleyeceğiz. Detaylı, güzel, bilgilendirici bir video olacak. Tabi videomuza geçmeden önce ufak hatırlatmalarımız var. Bu videoda gördüğünüz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi şahsi fikirlerimizdir. Lütfen ama lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Ve şu anda gördüğünüz üzere kanalımızın ana sayfasındasınız. Videolar kısmında görüyorsunuz arkadaşlar. Sizler için elimden geldiğince yeni farklı bilgilendirici içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz de bana destek olmak amacıyla kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz arkadaşlar. Bize destekçi olursanız bizi çok ama çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım ve dilerseniz videomuza geçelim. Şu anda IOTX USDT paritesinde günlük grafikte izliyoruz arkadaşlar. Şu anki anlık fiyatının 0.032 dolarlarda olduğunu görebilirsiniz. Bollinger bantlarında günlükte aşağıya attığını görebilirsiniz. Hatta dilerseniz şöyle bir 4 saatlikten başlayalım, ardından orta vade, ardından uzun vade şeklinde gidelim. Gördüğünüz üzere şu anda 4 saatlikte Bollinger bantlarında alt bandı atmış durumda, alt bantta bir mum kapatmak üzereyiz. Ancak gördüğünüz üzere şurada bir bizim destek noktamız var arkadaşlar. Yani bu bizim için sevindirici bir haber. Niçin? Buradan alt bandı attıysa buradan daha da aşağıya gidecektir. Ancak 0.030 dolarlara takılacağını, oradan tekrardan şurada olduğu gibi bir yükseliş yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki destek noktamıza kadar düşecektir. Ardından tekrar önümüzdeki 0.035 hedefimize kadar kısa vade içerisinde önümüzdeki 1-2 haftalık bir süre içerisinde bu seviyeler arasında gidip geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii bunu desteklemesi için de RSI'ye bakalım. RSI'ye baktığımızda şu şekilde RSI'nin 54'lerde olduğunu görebilirsiniz. Aslında hiç bu seviyelere bile düşmeden buradan direkt yukarıya doğru da gidebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi burada biraz Bitcoin hareketleri de önemli. Ama ne de olsa şu anda RSI'miz iyi bir notta olduğunu, iyi bir grafik gösterdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Böyle RSI'mızı kapatalım hemen, ardından şöyle gelelim MACD'mize bakalım. MACD'mize baktığımızda MACD'miz aşağı yönlü kestiğimizi görebilirsiniz MACD'de. Yani 0'ın altına doğru bir hareket göstereceğiz. MACD'ye de baktığımızda tekrardan 0.030 seviyelerine kadar düşebileceğini söyleyebiliriz. Yani kısa vadede şu şekilde bir özet yapacak olursak, kısa vadede önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde 0.030'lara kadar düşebilir. Ardından yaşayacağı yükseliş ile 0.035-0.040 dolarlar arasında bir yükseliş yaşayabiliriz arkadaşlar. Yani kısa vadede önümüzdeki 2 haftada olabilecek senaryo benim gözümde bu şekildeydi. Olaya biraz da günlükte bakalım. Günlükte baktığımızda şu şekilde yine Bollinger bantlarında alt bandı atmışız. Yine bizim için üzücü bir durum. Yine burada 0.030 dolarlarda bir desteğimiz var. Buraya kadar inebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ancak yine de şöyle bir senaryo gerçekleşebilir. Ondan önce şu şekilde söyleyeyim. Böyle bir hafiften yükselen trend görüyorum ben burada. Hiç buraya kadar inmeden Bollinger bantlarında üst bandı atmamız ile birlikte 0.040 dolarlara kadar şu şekilde trendimizi uzatırsak arkadaşlar, buralara kadar yavaş yavaş aynı şurada olduğu gibi çıkacağız. Ardından da önümüzdeki 3-5 aylık süre içerisinde 0.065 dolarlar, yani orta vadedeki hedefimiz olan 0.065-67 dolarlar arasını görebileceğimize inanıyorum arkadaşlar. Tabii bu seviyeye çıkabilmemiz için öncelikle buradaki kuvvetli bir direnç noktamız var. Bu direnç noktamızı kırmamız lazım. Bunu da burada başlayan, yavaştan başladığını gördüğümüz trend ile başarabileceğimizi söyleyebiliriz. Bunu başardığımız andan itibaren önümüzdeki 3-5 hafta içerisinde de 0.65'i göreceğiz. Ancak dediğim gibi bu sürece varmadan önce buradaki 0.041 dolarlardaki direncimizi kesinlikle kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu anda hafiften bir yükselen trend şeyi görüyorum ben burada. Bir de bunu desteklemek için MACD'ye bakalım arkadaşlar. MACD'de 0'ın altında, ancak yavaştan yine bize bir yükseliş sinyali verdiğini söyleyebilirim. Neden diye soracak olursanız, buradaki kırmızı mumlarımızın, aşağı yönlü kırmızı mumlarımızın rengi hafiften solmaya başlamış uzun bir süredir hatta. Baktığımızda şöyle 23 Ağustos'tan belli bir haftadan uzun bir süredir solmaya başlamış, sonra kırmızı düşüşler azalmış. Yani yeşil yavaş yavaş yükselişlerin geleceğini bize belirtisini veriyor arkadaşlar. Bir de buradaki mavi çizgimizin, turuncu çizgimizi yukarı yönlü kesmesiyle birlikte patlamanın yaşanabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani dediğim gibi böyle bir senaryo gerçekleşebilir. Ancak yine de dikkatli olmak lazım. Bollinger bantlarında da aşağıya atmış, oradan da seviyelere kadar 0.030'lara kadar düşebilir. Ancak yine de orta vadedeki hedefimiz bu şekilde. Yani önümüzdeki 2 hafta içerisinde buraya kadar düşebilir. Ancak orta vadede 5-6 aylık süre içerisinde hedefimizin neresi olduğunu sizlere. Şimdi kısa vadede olabilecekleri anlattık, orta vadede olabilecekleri anlattık.
Bir de olaya bir haftalık sürede, yani uzun vadede bakalım. Uzun vadede baktığımızda IOTX coin'in 0.26 dolarlarda bir ATH yaptığını görebiliyoruz. Şu anki fiyatına baktığımızda 10 katlık bir fark olduğunu görebilirsiniz arasında, yani aşağı yukarı 9 kata falan tekamül eder. Arada 9x'lik bir yükselişin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Böyle ben şuraya baktığımda ilk gördüğüm şey, önce şunları temizlemek istiyorum izninizle arkadaşlar. Bu şekilde şunları temizlediğimizde direkt çizgiler olmadan, destek ve dirençler olmadan sizlere bir analiz yapmayı hedefliyorum burada. Gördüğünüz üzere Bollinger bantlarında alt bantta. Ancak Bollinger bantları artık yavaştan daralmaya başlamış. Yani yavaştan bir sıkışma başlamış arkadaşlar. Yavaştan bir toparlanma başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Zaten uzun zamandır Bollinger bantlarında alt bantta baktığımızda 17 Ocak, yani aşağı yukarı 8-9 aydır aşağıda olduğumuzu görebilirsiniz Bollinger bantlarında. Haftalık bazda artık bundan bir bıkkınlık, bir stres gelmiştir mutlaka. Bu nedenden dolayı böyle bir daralmanın yaşanacağı, ardından şu şekilde bakın, burada da deniyoruz hatta, şurada bir haftalık mum kapatmamız ile birlikte patlamanın hızlı bir şekilde yaşanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Geçmiş tarihe baktığımızda Binance'da listelendiği de ilk fiyat arkadaşlar şu şekilde 0.0051 dolarlarda olduğunu görebilirsiniz. Fiyatlar nasıl çok çok düşükken çok çok iyi yerlere vardığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani Binance'da listelendiği fiyattan tutup çektiğimizde şöyle baktığımızda 2 yıl gibi bir süre içerisinde 40 kat yaptığını görebiliyoruz arkadaşlar. Bu seviyeden sonra neden IOTX 40 kat yapmasın? Zaten şu anda baktığımızda hemen buradan da anlık fiyatından çekip ATH'ına baktığımızda arkadaşlar şu şekilde ATH'ına 7 katlık 8 katlık bir yükselişin bizleri beklediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu da bizim için gayet güzel bir yükseliş olduğunu da söyleyebiliriz. Yani uzun vadede toparlayacak olursak yavaştan sıkışıyor arkadaşlar. Dip noktamızı gördüğümüzü de söyleyebiliriz. Şu seviyede bir dip noktası gördüğümüzü söyleyebiliriz. Buranın altına zaten kolay kolay şu an için düşeceğini pek zannetmiyorum. Bollinger bantlarında haftalık kapatmasıyla birlikte arkadaşlar bizim en aşağı 7-8x'lik bir yükseliş, ardından sabrederek çok daha iyi yerlere varacağını, geçmişte de olduğu gibi 40x'lik yükselişleri yakalayabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Kripto para borsası bu şekildedir arkadaşlar. Bekleyen her zaman için kazanır arkadaşlar. Bizim aslında videolarımızda anlatmak istediğimiz yegane temel de budur söylemek gerekirse. Hani aslında lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu videoda diyeceklerim bu şekildeydi arkadaşlar. Uzun vadede 40x'e kadar yolu olduğunu söyledik. Orta vadede, kısa vadede yorumlarımızı yaptık. Umarım sizler için bilgilendirici, faydalı, güzel içerik olmuştur. Siz de içeriğimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.